Abdullah Ercan, sizinle devam edelim. Şimdi beklenti çok büyüktü Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi başlamadan önce ama her iki takım da çok temkinli başladı. Hiç yenilmeyen bir Trabzonspor ve Trabzon'a zorlu bir deplasmana lider gelen bir Fenerbahçe var. Kırmızı kartla eksik kalmasına rağmen Fenerbahçe aslında çok fazla pozisyon vermedi Trabzonspor'a. Yapılan hamleler doğru zamanda mı geldi, daha erken olabilir miydi? Onlar tartışılabilecek başka konular ama sizin gözünüzde nasıl bir 90 dakika oynandı? Aslında şöyle, bu liderlik maçıydı. Sağ avantajı Trabzonspor'daydı. Ki 20 bine yakın taraftar varmış. Nasıl bir oyun oldu? Sahanın içinde neler oldu? Şöyle, maçın başında Trabzonspor'un bir pozisyonu var. Ama ondan sonraki 25... Cervinho ile yakaladı, evet. Germinho ile, evet. Ondan sonraki 25 dakikalık bölümde bence çok iyi kurgulanan, çok iyi oynayan, rakip takıma göre doğru oyuncu konumlanmasını yapan bir Fenerbahçe vardı. Neden? Çünkü topla çok iyi oynadılar. Ki Trabzonspor'un özellikle orta sahadaki oyuncularından baskı görmedikleri için oldu bu. Ve sezon başından beri oynanan, yenilmesine rağmen devamlı gelişen bir oyun sistemi var Fenerbahçe'nin. Ki bir bir geriye düştüğünden beri bundan vazgeçmedi. Orası da tartışılır tabii. Acaba bir birlik oyuna bu sistemle mi oynamalıydı? Farklı bir sisteme dönüp oyuncuların yerlerini değiştirse özellikle bir bölüm için böyle oynanabilir miydi? Bunlar hep tartışılabilen şeyler ama 25 dakikalık bölümde oyunun hakimi Fenerbahçe. Ta ki kimin kırmızı kart gördüğü bölüme kadar. Ondan sonra devrenin sonuna kadar bir iki tane Trabzonspor'un tekrar pozisyonu var ama çok fazla aman şöyle olur böyle olur denecek pozisyonlar değil. İkinci devre bütün herkesin beklediği bir oyun var. 11'e oynanacak. Trabzonspor tempoyu şey yapacak, yükseltecek. Hızlı top çevirecek, oyunun yönünü değiştirecek. Şut denemesi yapacak derken yaklaşık olarak bir 80 dakikalık bölümde Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı pozisyonu yok denecek kadar azdı. Ki 68. dakika şeyin girmesiyle beraber, Cornelius'un girmesiyle beraber biraz daha kenarları kullanmayla beraber o dakikada kenardan iki orta. Çünkü böyle bir oyunu çözebilmeniz için mutlaka kenar ortalara çok ihtiyacınız oluyor. Çünkü rakip 8 kişi yerleşiyor ve alanı daralttığı zaman oynayacak yer bulamıyorsunuz. Ya çok çabuk kenara geleceksiniz, ya yön değiştireceksiniz, ya şut atacaksınız veya mümkün olduğu kadar kutunun içine kontrolsüz fazla oyuncu sokacaksınız. Bunu mesela Dorukhan'ın vurduğu kafa vuruşunda görebiliyorsunuz. Ta ki işte 80. dakika penaltı pozisyonu var. Orada zaten iş çözüldü. Bir de son dakikalar 3. gol geldi. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Tabii Trabzonspor liderliği aldı. Psikolojik anlamda da öne geçti. Uzun zamandır da zannediyorum ligin yenilmeyen tek takımı. Bütün bunları düşündüğün zaman şu anda Trabzonspor'un gidişatı gayet iyi. Ama Vakeme olmadığı zaman, Marek Hamsik, Zeki Durukan'ın söylediği, Uzun Durukan'ın söylediği gibi Marek Hamsik olmadığı zaman bence Trabzonspor'un oyununda gözle görülür bir düşüş var. Organizasyon anlamında büyük sıkıntı çekiyorlar. Yani Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Berat oynadığı zaman düşünebiliyor musunuz? Savunma arkasına topları atacak oyuncu olan Bakasetas daha geride oynuyor. Berat savunma arkasına top atmaya kalktı. İki tane de ofsayta yakalandı Trabzonspor. Yani Marek Hamşik'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğu bu gece çok net gözüktü. Keza Trabzonspor'u rakip kaleye en çabuk götüren oyunculardan birisi Vakame. O da sakatlandığı zaman hakikaten Trabzonspor'un oyun organizasyonu büyük arızaya uğruyor. Ama bir liderlik maçıdır, derbi maçıdır. Trabzon'da en önemli maç Trabzonspor-Fenerbahçe maçıdır. Bu bir gerçek, bir şölen havasıdır. Trabzonspor bu maçı kazandığı için ve yoluna emin adımlarla devam ettiği için haklı da bir galibiyet aldı bence. Tabii 80. dakikadan sonra oyunun çözüldüğünden hep bahsediyoruz. O 3-1'lik skorun gelmesiyle beraber. Turgay Altay, siz neler eklemek istersiniz? Şimdi
Fenerbahçe 23. dakikada sahada 10 kişi kaldı ama pozisyon itibariyle bunu çok fazla hissettirmedi. Trabzonspor'da bekleyerek oynadı ki Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ilk günden itibaren söylediği o klasik cümlesi vardı. Biz sabrederek oynamaya devam edeceğiz dedi ve geldiği günden bu yana da bu sistemi çok fazla değiştirmedi. Bugün de sabrının karşılığını mı aldı deriz yoksa farklı cümlelerde kurulabilir mi? Aslında maç oynanmadan önce otursaydık buraya şunu söylerdim. Bu kadroyu gördükten sonra Trabzonspor Abdullah Hoca ile birlikte çok cüretkar bir oyuncu profiliyle sahada olduğunu görürsünüz. Çünkü normalde Bakasetas'ın oynadığı pozisyon itibariyle daha az önce hocamın da bahsettiği gibi önde oynadığında daha efektif ve bağlantı oyuncusu olduktan sonra hem ceza sahasında şuta kendini götürüyor, son pasları atıyor, kenara topları çıkarıyor. Daha farklı bir oyun tarzıyla oynuyordu. Fakat geride o oynayınca yani Marek'in pozisyonunu hafif evrilince bu sefer sanki 4-1-5 gibi böyle çok hücumcuyla oynanan farklı bir oyun yapısıyla büründü. Biraz da Fenerbahçe'nin kendi oyun kurgusu zaten ligin en az gol yiyen takımı bu maça kadar, maç öncesine kadar. Disiplinli ve bireysel savunma kalitesi de ya takım savunması anlamında da gerçekten birbirlerini tamamlayan bir grup var. Fakat Fenerbahçe'de maça Mesut Özil önde kim var? Önbölge Rossi, Valencia var. Rossi ile birlikte daha bunları da değerlendirebilecek. Çünkü Trabzonspor'un ana problemi genelde diğer bütün maçlarda olduğu gibi takım boyu uzadığında bu sefer rakipler ortak oluyor. Fenerbahçe'nin de bir nevi silahı da bu ve o pasları atabilecek çok dünya yıldızı bir oyuncusu var Mesut Özil. Ne kadar eleştirilse de fizik olarak yeterli olmasa da kalite olarak bunları yapabilecek seviyede. Şöyle bağlayabilirim ilk maç başlangıcını. Trabzonspor bir kere beraberlik için oynamadı. Tamamen liderlik için oynadı. Bunu sahaya çıkan kadroyla hem maçın başında psikolojik üstünlüğü hem taraftarın işte 21 bin taraftarın getirdiği o havayla rakibin üstüne bir nevi amiyane tabirli olacak ama çullanmak istedi diyebiliriz. Bunu yapabildi mi? Kısmen yapabildi ama ofansif kalitesi etkili oyuncuları sağ içi yerleşiminde bence sıkıntılar yaşadılar. Çünkü Fenerbahçe'nin bir şekilde takım savunmasındaki beşli örgüye geçtiğinde bu sefer siz bireysel olarak rakibini geçen ve adam eksilten oyuncuya ihtiyacınız var. Şimdi Turgay Altay devam edeceğiz. Araya giriyorum çünkü birazdan takım gelecek. Fenerbahçe kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi gerçekleştirecek. Özetimiz de var. Sıralamayı da iyi ayarlayabilmek için öncelikle Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının özet görüntüsünü ekranlarınıza taşıyalım. Ardından canlı görüntülerle programımıza devam edeceğiz.